değerleriyle sizlerle beraberiz. Süs bitkisi üretimi ve peyzaj mimarlığı alanında Türkiye'nin en iyiliğini belirleyen plant ödülleri sahibini buldu. Yeşil alan projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi İncilipınar Parkı ile birincilik ödülü aldı. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi'nin organize ettiği plant ödülleri Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 4 ana başlıkta 32 ödülün dağıtıldığı tören Ankara'da bir otelde düzenlendi. Antalya'nın Demre ilçesi Yavu Mahallesi'nde sel sularından dolayı evinde mahsur kalan görme engelli yaşlı kadını Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bot ile kurtardı. Kapandı! Kapanmış Allah'ım! Kapandı şuna! Kapandı değil, kapandı değil. Kapandı abi, bu imanı bizim. Yavaş yavaş. Gittik şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok abi. Bu füzenin ağacını dikerdik biz zaten hava yapsak. Başka bir yapıldık, yapacağız. Şimdi bir iş yok. Otur! Din! Oğlum şey yapın diye tutsanıza. Dur. Abi altını mı indireceğiz, botu mu indireceğiz? Dur abi. Abi bu adama bu ne? Allah Allah. Çek çek çek. Teyzem geçmiş olsun. Kaç gündür oradaydın? Sağ ol teknikler. Kaç gündür oradaydın? Güzel bir sıkıntı değil. 2 gün 5 gün var. Kaldı evine gidiyor. Kaldı ya. Dur dur. Bırakın bırakın. Bir dakika bir dakika. Teyze sor kendini sen bana. Sor. Yolu doğru. Şey var alırsın. Orada malzemeleri vardı. Yavru bir şey. Neyse de geliyor mu sizinle? Bura 3 gündür yağmur almakta. 3 gündür Emine Karakahya ablamız ve Süleyman Karakahya evinde mahsur kalmıştır. Antalya AFAD bildirdik. Sağ olsunlar itfaiye müdürlüğünden botlarla geldiler. Ünlü sözcü Zayde Yetiş, annesi Ayten Karapınar'ın son yolculuğuna uğradı. Ünlü sunucu Zahide Yetiş, annesi Ayten Karapınar'ı son yolculuğunu uğurladı. Uzun yıllar kanser tedavisi gören Zahide Yetiş'in annesi Ayten Karapınar, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan Zahide Yetiş ise apar topar İzmir'e geldi. 61 yaşında hayata veda eden Ayten Karapınar, ikindi namazının ardından düzenlenen törenin akabinde toprağa verilirken, ünlü sunucu annesinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yakın bir tarihte dünya evine giren ünlü sunucu, kına gecesini ATV ekranlarındaki programında annesi ve kayınvalidesiyle birlikte yapmıştı.
Ana kız o programda duygusal anlar yaşamıştı. Kars'ta meydana gelen feci kazalar kameralara yansıdı. Kentte son günlerde meydana gelen 9 ayrı trafik kazası MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün basınla paylaştığı görüntülerde kazalara yine kural ihlali, dikkatsizlik ve aşırı hızın sebep olduğu görüldü. Kazalarda can kaybı yaşanmaması ise tek teselli kaynağı oldu. Sonu gelmeyen uzun bir liste yayınlandı. İçinde Balyoz, Şike, Dink suikasti gibi önemli davalara da bakan 888 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSYK, flaş bir karara imza attı. Birinci dairenin akşam saatlerinde yayınladığı Ocak ayı kararnamesinde adli yargıda 784, idarede ise 104 hakim ve savcı için yeni görev yerleri belirlendi. 888 hakim ve savcının bulunduğu listede dikkat çeken isimler vardı. Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme başkanlığı yapan hakim Rüstem Er Yılmaz'ın yeni görev yeri Şanlıurfa oldu. Er Yılmaz, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevini yürütüyordu. Er Yılmaz, Dink cinayeti davasında mahkemenin verdiği karardan sonra örgüt var ama delil yok çıkışında bulunmuş ve gündem oluşturmuştu. Balyoz davasının mahkeme başkanı Ömer Diken, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığından Uşak Hakimliği'ne atandı. Yine kritik davanın savcılarından olan Hüseyin Ayar'ın ise yeni görev yeri Samsun Cumhuriyet Savcılığı oldu.
Son dönemlerde kamuoyunun da dikkatle takip ettiği şarkıcı Deniz Sekin'in uyuşturucu soruşturmasını yürüten eski özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar ise Bakırköy Savcılığından Gaziantep Savcılığına atandı. Kararnamede bir başka dikkat çeken isim ise şike soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Berk. Bakırköy Savcılığında bulunan Berk'in yeni görev yeri Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı. Ve Sadrettin Sarıkaya. Sarıkaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığında görev yapıyordu. Kararname ile o da Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atandı. Savcı Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırmıştı. Listede İstanbul için de önemli atamalar yer aldı. Başsavcı Vekili Fehmi Tosun görevine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında devam edecek. Vekillik görevini yürüten bir başka isim olan Ali Cengiz Hacı Osmanoğlu ise Küçükçekmece Savcısı oldu. Zekeriya Köy'de havuzda boğularak hayatını kaybeden ve hafızalarda hala tazeliğini koruyan minik Pamir'in anne ve babası için iddianame hazırlayan Savcı Levent Çağıl ise İstanbul Başsavcı Vekili oldu. İstanbul'a Başsavcı Vekili olarak atanan bir başka isim ise Cumhuriyet Gazetesi'ne soruşturma başlatan Savcı Vedat Yiğit. Yayınlanan listede paralel yapı ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Fethullah Gülen için soruşturma yürüten isimler de Başsavcı Vekilliğine atandı. İrfan Fidan, İsmail Uçar ve Fuzuli Aydoğdu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibariyle 18.760.989 oldu. Trafik kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 18.767.989 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydolan 18.767.989 adet taşıtın %52,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,1'ini motosiklet, %8,6'sını traktör, %4,1'ini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,1'ini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 93.842 taşıt içinde otomobil %59,5 ile ilk sırada yer aldı. Kaydolunan 55.870 otomobilin %15,2'sinin Volkswagen, %14,2'sinin Renault, %7,9'unun Hyundai, %6,6'sının Opel, %6,5'inin Toyota, %5,6'sının Fiat olduğu görüldü. Bacakları olmayan adam dilenebilmek için kendini bu aracı yaptı. Görüntüler Çin'den. 86 yaşındaki Fu adlı dilenci bisiklet tekerleklerini kullanarak kendine hareket rahatlığı sağlayan bir araç yaptı. Elini kullanarak bisikletimsi aracın hareketini sağlayan Fu, bu iş için zaman zaman da köpeğinden yardım alıyor. PTT 1. Lig takımlarından Albimo Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 1. Lig ekiplerinden Albimo Alanyaspor'la berabere kaldı. Süper Lig'de verilen devre arasını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'la bir hazırlık maçı yaptı. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Sarı Lacivertlilerin gollerini 14'te Gökhan Gönül ve 63. dakikada Diego kaydetti. Alanyaspor'un gollerini ise 25'te Adem ve 87'de Burak attı.